Merhaba, benim adım Tristan. Amsterdam'da yaşıyorum. Freestyle bisiklet yarışlarına katılıyorum. Bu oyunda denge çok önemli. Mesela bu bir dönüş. Bisiklete tutturulmuş bir borunun üstünde dönmek gibi. Ve bu harekete de roketçi hareketi denir. Ayaklarınızı açarak havada yükselirsiniz. Dengenizi sağlamanız oldukça zordur. Bugün işte her şeyin kanıtı dengeyi inceleyecek. Denge bisikletinizi sürerken bile önemlidir. Ben 4 yaşında bisiklet sürmeyi öğrendim. Sadece hareketler yapmam, aynı zamanda okula bisikletle giderim. Yağmur yağsa bile harika görünen bu yağmurluğu giyerim. Ve bu da benim güçlü arkadaşım Johan. Tamam, bu kadar yeterli, teşekkür ederim. İlk denge deneyini yapma zamanı. Birinci deney. Ekmek cetvel kullanmadan tamamen eş iki parçaya nasıl bölünür? İlk önce gözlerimle ölçmeye çalışıyorum. Ortası neresiymiş bir bakalım. Aa, hayır, parçalar birbirine eşit değil. Çok kötü. Peki, burada dengeyi kullanabilir miyiz? Evet. Ekmeğin iki ucuna parmaklarımı yerleştiriyorum ve onları yavaşça birbirine yaklaştırıyorum. İnanmayabilirsiniz ama gerçekten işe yarıyor. Parmaklarımın dokunduğu yer hata yapmamışsam ekmeğin tam ortası. Evet, bakın, ortası. Ekmeğin ağırlık merkezi ortasındadır. Bir tarafı tamamen diğer tarafının ağırlığındadır. Ağırlık merkezi olan tek şey ekmek değildir. Her şeyin ağırlık merkezi vardır. Bir salatalığın ve hatta yoğanın ağırlıklarının bile. Benim de bir ağırlık merkezim var. Başım ve vücudum bacaklarımla aynı ağırlıkta. Ağırlık merkezi göbeğimde bir yerlerde. Dengede kalmak sadece ağırlık merkeziyle alakalı değil. Diğer önemli şey taşıyıcı yüzey. Peki bu nedir? İkinci deney. Siyah defteri sıkıca rulo yapıyorum. Kırmızı defteri de çok gevşek bir şekilde rulo yapıyorum. Tamamdır. Hangisi önce devrilecek? Siyah defter mi, kırmızı defter mi? Hadi Johan, kaldırabilirsin. Önce sıkıca rulo yapılmış siyah defter, sonra da kırmızı defter. Peki neden siyah defter kırmızıdan daha önce düştü? Siyah olan çok küçük bir alanın üstünde duruyor. Bu yüzden bu defterin daha büyük bir taşıyıcı yüzeyi var. Ağırlık merkezi ortadadır. Defter artık taşıyıcı yüzeyden fazla olmayınca düşer. Bu küçük taşıyıcı yüzeyi olan siyah defterde gerçekleşir. Ve sonra da kırmızı defterde. Bacaklarımı açarsam geniş bir destek yüzeyim olur. Ağırlık merkezim destek yüzeyinden fazla olduğu sürece düşmem. Geniş destek yüzeyiyle sağlam bir şekilde durabilirsiniz. Çok sağlam, sapasağlam, bir ev gibi. Aynen bir ev gibi. Geniş destek yüzeyini genellikle binalarda görürsünüz. Piramitler binlerce yıl önce inşa edildi ama hala duruyorlar. Ve Eyfel Kulesi de bacakları ayrı olacak şekilde yapılmış. Bu kiliseye de dışarıdan destek verildiği söylenir. Binayı ayakta tutar. Bu kule için de aynısını yapmalıydılar. Bisiklete geri dönelim. Bisiklete önden bakarsanız
destek yüzeyi çok küçük görünür. Ağırlık merkezi destek yüzeyinden fazla olduğundan dik bir şekilde durur. Bu o kadar da küçük destek yüzeylerinde pek işe yaramaz. Ama yarayabilirdi. Bisikletin yüzey alanını artırmanız lazım. Tahmin edin bunu nasıl yapıyorum? Küçük tekerlekler kullanarak tabii. Üçüncü deney. Bir elmayı bu kadar küçük destek yüzeyi olan bir yerde nasıl dengede tutarsınız? İşe yaramıyor. Elmaya iki tane çatal soktuğumda neler olduğuna bir bakın. İşte, çatalların ağırlığı ağırlık merkezini düşürdü. Bu şekilde elma az da olsa dengede durabiliyor. Harika. Şimdi ağırlık merkezini değiştirmek dengenizi korumak için güzel bir numara. Bir kedi gördüğünüzde dengesini korumak için kuyruğundan yardım aldığını düşünmüşsünüzdür. Ancak ince bir kenarda ağırlık merkezini değiştirmek için kuyruğunu aşağı indirir. Dördüncü deney. Teneke kutuyu çapraz bir şekilde nasıl durdurursunuz? Bu şekilde durmaz. Çünkü ağırlık merkezi destek yüzeyinin üstünde değil. Ama bu yapılabilir. Kutuyu neredeyse tamamen boşaltın. Ağırlık merkezi aşağı doğru hareket edecektir. Şimdi böyle durabilir. Şimdi sıra büyük ve tehlikeli bir deneydi. Sakın evde denemeyin. Elma ve teneke kutuyla yaptıklarınızın aynısını bisiklete de yapabilirsiniz. Bisikletin altına biraz daha ağırlık koyuyorum. İşte ağırlık merkezini düşürdüm. Bu şekilde ince bir şeritte durabiliyorum. Fırçanın ağırlık noktası işte burada. İki parça eşit uzunlukta değil. Ama fırçanın kısa parçasıyla uzun parçasının dengesi aynı noktada. Vinç'te bunu görebilirsiniz. Kısa tarafında ağırlık bulunur ve bu uzun tarafıyla dengede tutulur. Uzun tarafıyla bir şeyleri kaldırabilir ve onları ulaşması zor olan yerlere götürebilirsiniz. Üstelik komik de. Kısa kenardaki 115 kilo ile uzun taraftaki 35 kilo dengede durabilir. Bir şeyleri kaldırmak için vince gerek duymam. Uzun bir çubuk yeterli. Bu araba 1000 kilo. Harika değil mi? Yedinci deney. Yarış zamanı. Bir fırça ve bir kalemimiz var. İkisini de dik olarak tutuyoruz. Hangisini devirmek daha kolaydır? 3, 2, 1. Evet, ben kazandım. Bu tuhaf değil çünkü fırçanın ağırlık merkezi oldukça yüksek. Ağırlık merkezi daha yüksek oldukça yerde daha çok durabiliyor. İkinci tur. Hangisini elinizde dengede tutmak daha kolay? Kalem diyebilirsiniz ama öyle değil. Fırça daha zor düşecektir. Bu şekilde elimi hareket ettirebiliyorum.
Elimle destek yüzeyini ağırlık merkezinin altında tutuyorum. Kalem çok çabuk düştüğü için bunu yapacak zamanınız yoktur. Aynı şey tek ayağınızın üstünde durursanız da olur. Destek yüzeyini düşmemek için değiştirmiş olursunuz. Biraz yoğurtla ne demek istediğimi anlatacağım. Yoğurdun üstünde tek ayakla durduğumda ayağımın hareketini görebilirsiniz. Destek yüzeyimi ağırlık merkezinin altında tutmak için değiştiriyorum. Bisiklet sürdüğünüzde de dengenizi korumanız gerekir. Neyse ki bisikletin bir gidonu var. Gidonu daima hareket ettirerek ağırlık merkezini destek yüzeyinin üstüne çıkarabilirsiniz. Görmesi zor ama hareketimi çoğalttığımda görebilirsiniz. Ağırlık merkezi destek yüzeyinin üstünde olmadığında dengemi kaybedip düşerim. Gidonu hareket ettirerek ağırlık merkezimi destek yüzeyinin üstünde tutarım ve dik dururum. Bilirsiniz, bisiklet sürmek oldukça zordur, öyle değil mi? Sekizinci deney. Tekerlekleriniz tramvay rayındaysa artık gidonu hareket ettiremezsiniz. Peki bu şekilde bisiklet sürebilir misiniz? Hadi deneyelim. Hayır, süremiyorum. Ama işin güzelliği burada. Siz bisiklet sürmeyi öğrenebilirsiniz ama bisiklete hiçbir şey öğretemezsiniz. Ben üstünde olmadan da kendi gidebilir. Bisikletimi ittiğimde kendi ilerler. Gidon bisikleti dik tutar. Kendi başına giden bir bisikletimin olması çok güzel. Üstüne oturmanız yeterli. Gerisini bisiklet halledecektir. Bisikletin beni nereye götürecek çok merak ediyorum.